Şimdi üç tane arkadaş buraya dizildik. Sizle sohbet edelim. Sorularınız? Ben bir soru sorabilir miyim? Bu şeyde dokümanın içinde üç tip mentörden bahsediliyor. Değil mentör, köprü, bir de uzman. Yani biz şimdi burada eğitimlerden geçiyoruz. Bir de eşleşme olayı var. Mentör ve gelişim. Bu süreç nasıl çalışacak? Ve biz mesela bir yetenek havuzuna mı gireceğiz? Nasıl bir süreç olacak? Yani biz size bir sayfalık, bir mentor dediğim yetkinlik formu diye bir şey yapacağız. O yetkinlik formunda işte bir evaluation yapacağız. Diyeceğiz ki bu insan lead mentor olur. Ondan sonra gelip seninle el sıkışacağız. Diyeceğiz kabul ediyor musun lead mentorluğu? Veya eğitmen mentorluğu. Mesela senden eğitmen mentor olur. Ama sen kabul edersen etmezsen olmaz. Yani evaluation proses olacak. Ya biz bir öneriyle geleceğiz. Mentor Effect'in iki tane kurumu var. Bir tanesi işte Executive Board dediğimiz bir takım adamlar var. Bir tane de sekreteryası var. Sekreterya hazırlıyor. O Executive Board'la birlikte işte bir şey yapıyor. Diyor ki bu arkadaş mesela pazarlama alanında iyi mentor olur. Ama bu işte ticareti çok iyi biliyor. Bütün şeyi biliyor. Bu lead mentor. Öbür adam mesela eğitmen mentor olur. Öyle teklifle geliyor. Biz karşı tarafla el sıkışırsak, adam derse ki benim eğitmen mentorluğa gönlüm var. O zaman diyoruz sen bizim işte 10 kişilik eğitmen mentor kadromuzda ol. Mesela burada denemeler olarak görüyoruz mesela Ali Servet eğitmen mentor olur gibi. İşte bizler zaten gönüllüyüz ve böyle bir sürü yeni kişileri yakalamaya çalışıyoruz. Lead mentörlükte de işte birkaç tane arkadaş çıktı. Uzmanlıkta ise daha böyle yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Onu da niye öyle yapıyoruz? Çünkü bir startup'ın ihtiyaçlarına baktığın zaman startup'ın mentörlük süreci uzun sürüyor. Bu uzun süreçte lead mentor her zaman yani anchor point olarak orada olması lazım. Ama uzman gelip gidebilir. Yani mesela az önce Zeynep'ti galiba bir funneling gösterdi. Digital marketing funneling gösterdi. Mesela bence bizim şirketteki digital marketingçi çocuk gelip bir uzman mentörlük yapabilir. Ama lead mentörlük yapamaz. Niye? Çocuk biliyor funnel nasıl çalışıyor, işte ne bileyim ben hangi mecrada nasıl daha etkin pazarlama yaparsın dijital olarak vesaire. Ama onun ticarete yansımasını, onun senin işinin değerine yansımasını bilmediği için ona biz uzman mentor diyoruz. Veya yalnız HR bilen birisi nasıl iyi recruitment yapılır, nasıl bir insan içe mi dönük, dışa mı dönük testi yapılır. Şimdi mesela ben 30 küsür yaşındaydım. Pazarlamacı işe alırken adamın dışa dönük olması gerektiğini anladığımda. Çünkü adam geliyor ben pazarlamacıyım diyor. Ondan sonra iki tane adamın karşısına çıktığında dili tutuluyor. Ondan sonra biz testler koymaya başladık. Dışa dönük olsun ki iş yap, yani pazarlamacı çıksın. Ya burada bir de şöyle bir şey var, ona da değinmek lazım. Yani tabii ki mentorlar olarak bizim deneyimimiz önemli, bilgimiz önemli. O açıdan hangi dikeylere vakıf olduğumuz önemli, yani kendi özelliklerimiz. Ama şöyle bir özelliğimiz olması lazım. Bu özelliklerimiz önemli olduğu gibi bu karakteristiklerimiz şimdi bugüne kadar nasıl geldi. Bundan sonra nasıl dış çevre koşullarındayım ve kendim nasıl gelişeceğim? Bu da önemli. Hepimizin arayışında olduğu şeylerden birisi diye kabul ediyorum bunu. Yani yeni şeyler farkına varmak ve öğrenmek. Dolayısıyla burada bizim değerlendirme kriterlerimiz arasında sadece ne? Bugüne kadar hani Amerikalıların bir lafı vardır. Being there, done that derler. Çok kıymetli bir şey. Yani bu gibi dikeyler önemli olduğu gibi bunun dışında şu da önemli. Bir endeks var. Ona değinmek istiyorum. Berkeley Üniversitesi'nde kullanılan bir endeks. Entrepreneurship
şu andaki durumumuzu esesliyor. O bir farkındalık yaratıyor. Geçen sefer biz yaptık, sonuçlar aldık ama kaç neler alacağınız önemli değil. Sadece de ölçekte nerede olduğunuzu görmeniz çok önemli. Çünkü o suallere cevap verip o konularda farkındalık yarattığınız zaman kendinizde ve ondan sonra hayatınızda onu izlemeye başladığınız zaman o farkındalıkla entrepreneurlük endeksiniz yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Bu tarz değerlendirmeler de var. Yani bunlar gelişime yönelik. Sadece bulunduğunuz yerde değil, bundan sonra yönelik. Mesela şu tarz değerlendirmeler de var kurutmak istediğimiz süreçler içinde. Mühim olan, biraz evvel Ömer abinin de dediği gibi, mentorla founder'ın fit etmesi. Bunu nasıl fit ettiğini anlayacağız. Mesela Net Promoter Score gibi bir skor getirmek istiyoruz. Orada 3 sual soruyoruz toplantıdan sonra. İşte toplantıdan memnun kaldın mı? Yani çalışmadan memnun kaldın mı? Bir daha devam ediyor muyuz? Üçüncüsü, diğer arkadaşlara tavsiye ediyor musun? Bu skor aslında çok fayda yaratmış bir yaklaşım iş hayatında da. Ben gerçekten deneyimlediğim işimde çok başarılar getirdi bize organizasyonlar. Şimdi bu da aslında gelişimsel, dönüşümsel bir şey. Yani bunu böyle bir şey yaptığımız zaman biz de bir feedback alacağız. Bir takım şeyler alacağız. Ona göre biz de yaklaşımlarımızı geliştirme imkanı bulacağız. Ama odağımız bu skorun hep yukarı çıkması olacak. Yani bu toplantılardan bir memnuniyetle şey yapalım. Bir de biraz evvel de değindi. Y jenerasyonu öyle bir mutluluk çemberi arayışında değil. Özellikle bize gelen founder'lar bir şey arayışında, iş yapma arayışında. Dolayısıyla onların memnuniyetini sağlayabilmek için birazcık itecek mekanizmaları olması gerekiyor toplantılarımızda tabii. Bu boyutuna değinmek istedim. Biraz uzattım ama. Şeyi söyleyeyim yani. Burada iki tane sorun var. Bir mentor yatırımcı olursa ilişki nasıl dizayn edilecek? İkincisi de yani canlandırma anlamında. Şimdi bu süreç başladığında bir lead mentor olacak. Altında uzman mentorlar mı olacak görüşme yapılırken? Yani hayalimizde nasıl, yani farz edelim ki bu eşleşme yapıldı ve süreç başladı. Onu bir define etmenizi rica edeceğim. Yani nasıl canlandıralım bunu gözümüzde? Lead mentor, burada bizim anladığımız, şu andaki anlamı biraz farklı. Biz burada şu anda diğer aday mentorları oriente etmek için lead mentorluk yapıyoruz. Mesela ben ya da Ersin. Ama diğer mekanizma farklı oldu. Çünkü şimdi biz MVP geliştiriyoruz ya, öyle bakalım şimdi, değil mi? Evet, yani şimdi burada bir interest var. Yani diyelim ki sen diyorsun ki lead mentor olacağım. Yani bir startup'ın sorumluluğunu, mentorluk sorumluluğunu üstleneceğim. Baştan sona kadar. Baştan sona kadar. Şimdi bunu üstlenecek altyapım varsa mesele yok. Ama bunu üstlenecek altyapı yoksa, mesela mentörlük süreci konusunda tam fikrin oluşmamış. Ama bizim standartlarımıza göre. O zaman bizim tavsiyemiz senin bir lead mentorle bir 6 ay geçirmen, 3 ay geçirmen. Niye? Çünkü sen de o standartları edin. Yani nasıl o süreci yöneteceksin, paylaşacaksın vesaire. Ama varsa o zaman kafadan lead mentor ol. Ama işte dediğim gibi bu bir süreç. Mesela biz bir MVP oluşturuyoruz. O MVP'nin pivot edilmesi, değişmesi falan çok mümkün. Ama ona saygı duymak lazım. Yani ona saygı duymazsak biz bu mentor efekti standartize edemeyiz. Bir yüksek kalite mentorship düzenine sokamayız. Onun için bizim için önemli olan bir mentor toplam sorumluluk alacaksa mentor efekt kalitesinde bir çıktı verebilmesi lazım. Bunda şey de dahil, katıldığı toplantı sayısı da dahil. Mesela bizim örneğimizde bu geliştirme sürecinde biz 4-3 toplantı yaptık, siz 4 toplantı yaptınız. Diğerleri 1 ya da 2 toplantı yaptı ve her birine katılımcı sayısı farklıydı. Dolayısıyla orada yetkinlik olarak lead mentor olma potansiyeli olan birisi bu nedenle lead mentor olamayabilir. Çünkü lead edemez, gitmiyorsun toplantıya, toplantı olmayacak demektir. Onun için iş biraz çok boyutlu. Yatırımcı konusu,
Zaten az önce ona baktım. Bizim yani bu mentor efekte bakarken çoğu arkadaş dedik ki ben de öğreniyorum. Yani düşündüğün zaman bir öğreniyorsun, iki heyecan duyuyorsun, yani keyif veriyor. Üç, yatırımcı olabilirsin. Fakat yatırımcı olmanın belirli sıkıntıları var. Yani ne gibi sıkıntıları var? Yani mesela biz mentor efektteki yatırımcılık özelliğini fırsatçı bir yatırımcılık olmasına karşıyız. Yani diyoruz ki yatırımcı olabilirsin ama fırsatçı olma. Yani bir takım, çünkü sonradan mentor efektin adı çıkacak. Nasıl mesela bazı yerlerin adı çıkıyor. Diyorlar ki işte onlar hızlandırma programı değil, soyguncu. Bilmem ne. Yani onun için bizim yatırımcı olmaya hiç karşımız yok. Ve hatta işte bugün yok Barış istiyor. Hatta diyor organize bir şekilde yatırımcı olalım. Yani mentor efektin bir şekilde lead ettiği bir yatırım mekanizması da yaratılsın. Ve işte ortak yatırım yapabilsin, paylaşılabilsin. Mesela biz de bunları destekliyoruz. Ama bunlar hep zaman alacak şeyler. Yani bunların hepsi bir şekilde şey gerektiriyor. Dediğim, şimdi Barış talip buna. Diyor ki ben bunu lead ederim. Yani yatırımcılık ayağına. İşte aramızdan bir grup bunun sorumluluğunu alırsa belki de mentor effect olarak bir tane de onun yanına mentor effect investment arm diye bir şey yapacağız. Orada da mesela standartları koyacağız. Diyeceğiz ki yani yatırımcı olabilirsiniz. Ama bu standartlarda birlikte yatırım olabilir vesaire gibi. Hayır, yatırım yapsın. Mentor yatırım yapar ise onun mentorluk süreci nasıl etkilenecek? Yani atıyorum bizim yaptığımız, mentorluk yaptığımız bir yer var. Ona yatırım yaptım diyelim. Oradaki pozisyon nasıl olacak? Ne düşünüyorsunuz? Yani düşünüyorsunuz. Bir şey etkilenmez. Tam tersine şey yok. Benim orada söylemek istediğim, yani dünyada ayıp şeyler var. Ayıp şeylerden bir tanesi insider trade. Veya işte ne bileyim ben, fırsatçılık ne demek? Çocuklar mesela sokağa çıksa $3 milyon valuation'dan değer buluyorsa, sen onlara lan oğlum 1 milyona zor gidersiniz falan deyip 1 milyondan yatırım yapman fırsatçılık. Maalesef çok iyi. Hatta işte yatırımcı buluyor, oradan pay alıyor. Finders diye çok örnek. Ben etik anlamda her şeyin doğru gittiğini düşünerek soruyorum. O zaman çok yani, olması sorun yok. Yani zaten mentor yani yatırım da yapsa yine mentorluk süreci devam ettirebilir değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Ediyor ama bir farklı bir kontrat oluyor. Yani ilk sen oturduğun yerde bir şeyi kabloyu bir yere sokmuşsun. Tehlikeli olabilir. Dikkat et. Şunu söylemek ilk üç toplantıda virtual bir şey var. Esas ama üç toplantı sonunda bir sözleşme, yani bir sözleşme demeyeyim de bir anlaşma olacak. Kim kimden ne bekliyor diye. O açıdan bir anlaşma içeriklerinde de bir değişim, yani bir gelişme olacak. İlk önce tanımak ve fit etmek çok önemli. O fit sağlandıktan sonra rol ve sorumluluklar daha net tanımlanır hali. Ya founder da olabilirsin. Yani yalnız para yatıran değil. Çocuklar diyebilir ki abi sen gel bize ortak ol. Founder olabilir. Prensip olarak hiçbir engel yok ama bir takım kuralların üzerine ortak anlaştığımız kuralların devrede olması lazım. Mentor efekt iyi derdik mi? Yoksa bir sivil toplum hareketi mi? Yok. Bu birlikte hareket eden bireyler. Bilerek biz bunu dernek yapmıyoruz. Bilerek bir şey yapmıyoruz. Niye yapmıyorsunuz diyecek olursan biz bunun kendi kendini besleyen bir organizasyon olmasını düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey var, yani mazur görüntüden bir code of ethics gibi bir şey olması gerekiyor. Var zaten. Yani herkesin de bunu imzalaması ve çünkü bu, yani yanlış anlamayın lütfen, mentorluk o kadar manipüle edilip kolay
kötüye de kullanılabilir ki yani bu bütün hareketin iyi niyet ve çabalarına da çok büyük gölge düşürebilir. Yani ben orada yani eski emene avukatı olarak yani çok belki çok şüpheci yaklaşıyorum, bilmiyorum. Yok canım, doğru yaklaşıyorsun ama sen bizi tanımıyorsun. Yani biz de, bir şey yok. Sen bizim avukata da gerek yok o zaman. Bizim tipimiz şu. Yani bu kurumun yaşayabilmesi için yani herhangi bir kültürün yazılı, dökülü şeyin yaşayabilmesi için onun ne diyeyim sözcülerinin walk to talk'unun kuvvetli olması lazım. Yani burada mesela gelip sözcü olacaksa yani bizden birisi olacaksa walk to talk'un kuvvetli olacak. Yani ben mesela burada bunu söylerken fırsatçı davranıp yatırım yapıyorsam burası ölür. Senin yatırım yapmana izin verirsen burası gene ölür. Onun için bizim buradaki kuracağımız düzen il işbirliği içinde ortak değerler, ortak akıllar üreterek yani yoksa bunu bir dernek tüzüğü de çevirsen gene hiçbir şey fark etmez. Yani mesela soylu soklu dernek sayısını say, kaç tane? Çok yok. Ben dernek hiç düşünmedim. Yani onun için asıl dernek olup olmamaktan daha çok biz ne kadar walk to talk'uz, biz ne kadar değerlerimize sahip çıkıyoruz önemli. Yani buradaki bizim beklentimiz Mentor Effect'e katılacak herkesin, burada sorumluluk alacak herkesin işte belirli standartları benimseyebileceği. Mesela buradaki sıkıntılardan bir tanesi dünya şu anda menfaatle dönen bir dünya. Şimdi mentörlük ise menfaati ikinci plana bırakan bir çalışma. Şimdi bu zihniyete sahip olmayan kimse burada bir şey yapamaz, sıkılır. Yani mesela biz geliyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, hiçbir menfaatimiz yok. Başkalarının da hiçbir menfaati. Ama bir gün olur mu? Olur. Yani şirketlerden birine yatırım yaparsın veya hisse alırsın veya founder olursun. O ayrı bir konu ama şu anda yapılan her şey gönüllü. Bir de saydamlık önemli. Yani transparansı olmazsa bu tür sistemler çöküyor zaten. Ben özellikle bu World Cup macerasında başında iki tane prensip koydum kendime. Bir tanesi mevcut yatırımlarımı almadım World Cup'a ki alalım dediler. Çünkü başaracağı belliydi. Ben dedim yok almam. Bir, iki, oradakilerin üstüne yatırım yapmadım. Ki transparent olarak herkese eşit uzaklıkta durayım diye. Ama bu daha ileride yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bu şu anda bir şey develop ediyoruz orada. Aynısını burada da develop ediyoruz. Biraz geriden başladı ama ben eminim yakalayacağız oradaki yapıyı. Burada daha çünkü daha dinamik ve kurumsal yapı yok üstümüzde. Burada işte Code of Ethics bazı şeyler konuşulmuyor biliyorsunuz. Yani mesela İngiltere'nin anayasası yok. Ama problem bu değil. Ona benziyor. Yani buradaki bizim şeylerimizden bir tanesi de yani bu tip yatırımlar, ilişkilerin vesaire Mentor Effect Sekreteryası tarafından kayıt altında tutulması. Yani biz mesela bütün ilişkileri, yatırımcı ilişkileri dahil her şeyi kayıt altında tutuyoruz. Mentörlük görüşmelerini kayıt altında tutuyoruz. Yani bunların hepsini kayıt altında tutuyoruz ki hem bir taraftan ürünü iyileştirelim. Yani iyi bir ürün çıksın. Hem diğer taraftan da başkaları öğrenebilsin, ders alabilsin. Ha bunun yan ürünü olarak da işte kaygılar belki azalabilir. Kim nereye yatırım yapıyor, hangi şartta yapıyor vesaire. Ve bunlar da mesela biz guidance da vermeye çalışıyoruz. Yani yatırım yapacaksan mesela biz Mentor Effect olarak sana guidance verebiliyoruz. İşte şöyle bir term sheet imzala, böyle bir şey yap falan gibisine. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani biz aslında hani sabah da paylaştığımız gibi bunun özeti olan şu harita aslında bir MVP. Yani biz bunu çok da kompleks olsun istemedik. Daha ziyade hani execution guide gibi yani. Ben sana anlatayım, bu tuttu, bu yakaladı, bu
pişirme falan tarzında bir basitlikte olsun istedik ki icraatta ne kadar variation'ımız var, ne kadarını yapabiliyoruz, başımıza neler geliyor onu görelim. Daha önemlisi bizim burada yaptığımız plandan çok gerçekten nasıl bir bina çıkıyor onu görelim. Dolayısıyla birçok şey, mesela biraz evvel bahsettiğimiz boyutla biz büyürken 500 kişi olursa belki o zaman muhakkak ya olması gerekir bu bacağı diye eklememiz gereken şey yani, çıkacak yani. Bu şimdi bugün dağıtıyoruz bunları. Bunları lütfen okuyacak vaktiniz olursa okuyun. Bunlara yorum, soru, fikir, her şeyi getirin. Orhan bu konuda hazır olacak. Biz onlardan bazılarını bunun içine yerleştirelim. Bazılarını da questions and answers diye bir şey çıkaralım. Döküman çıkaralım. Bazıları da kafayı yememek için fark edelim şimdi dokunmayalım. Sabah gördün. Evet. Yani bazı, çünkü çok artarsa bu sefer o bizi zorlaştırır. Yok ama yani bize depoya atabilirler. Bugün değil. Ama mesela questions and answers 100 tane soru atarsınız. Belki onun 30'u bugün cevaplanır, 70'ini zamanın içinde şey yaparız. Bir kısmı da mesela 10 tanesi de içine girer dokümanın. O önemli. Şey var Ersin, mesela ilk toplantıda konuştuğumuz, şu an değinmediğiniz için soracağım. Cevabı ben biliyorum da bunun finansal ayağı, yani bunun bir fee'si yok, bir şeyi yok. Mesela bu konuya değinmedin şeyde belki. Yani bizim şöyle bir planımız var, böyle bir planımız var. Eğer bu mentor efekteki kalite yeteri kadar yüksek olursa bunu hisse karşılığı yapma fikrimiz var. Yani öyle bir kaliteye gelip de o kalitede iyi bir hizmet verebilir hale geliyorsak, işte bu parayla birleşebilir, parasız olabilir, hisse karşılığı yapma şeyimiz var. Ve burada da bir havuz oluşturup bu havuzdan doğrudan lead mentor olanların belirli oranda nemalanması, uzman mentorların da belirli oranda nemalanması gibi bir fikrimiz var. Hatta mentor efekt coin yapma fikrimiz var. Mentor efekt coin yapma fikrimiz var. Yani böyle bir sürü şeyler var ama bunların hepsi markalaşma ve değer yaratmayla paralel. Bu yani, da zaten belirsizliği kucaklamak istiyorlarsa mentor efekte çalışanların. Bu da bir startup. Belirsizlik var. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Value create etmemiz gerekiyor. Value capture yani karşılığını alma sonra geliyor. Yani value capture create sırasında düşünürsen value create etmiyorsun. Dolayısıyla uygun yani doğasına. Evet doğasına uygun. Yani mesela örnek olarak bakalım, Y Combinator aldın hele. Y Combinator aslında bir mentörlük hareketi. Her ne kadar hızlandırma falan gibi gözüküyorsa da, hiç öyle hızlandırma programı falan yok. Aranızda bilmeyenler vardır diyor. Y Combinator'ın ofisi yok. Yani gidip bir ofiste çalışmıyor. Sana haftada bir kere bir tane mentorla veya senin seçeceğin bir uzmanla buluşma hakkı tanır. Başka hiçbir şey yok. Bir de ihtiyaç duyduğun konularda uzman desteği verme sözü var. Yani sonunda işte şimdi kaç alıyor bilmiyorum. 112 bin ne alıyor şu anda. 120 bin dolar gibi bir para veriyor. Biraz arttı galiba. Bu parayı arttırdılar. 7 alıyor olabilir. Yani seçerken, firmayı seçerken aslında Y Combinator'ın asıl verdiği şey paradan daha önemli olan mentörlük faktörü. Şimdi Y Combinator gibi bir brand'e bizim gelmemiz zor. Ama Türkiye çapında düzgün bir brand'e gelirsen de böyle bir mekanizma kurman son derece makul. Yani o şeyi, işin nemalanma bölümünü öyle düşünüyor. Ama mesela burada ara modeller var. İşte yatırım yapmak bir ara model. Yani onu daha önceden yapabilirsin. Biz karışmayız. Danışmanlık anlaşması bir ara model.
Onu da yapabiliriz. Yani varsa mesela yine bir startup'a yardımcı oluyorum. Yatırımcı paranın bir kısmını kesinlikle şu 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 konuda danışmanlık alman lazım diye ayırmış. Yani diyelim ki 2 milyon dolar yatırıyor. Diyor ki bunun 400 bin dolarını şu 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 alanlarda danışmanlık alırsam, benim approve edeceğim adamlardan parayı yatırırım, yoksa yatırmam. Şimdi bu da tabii bizim mentorlar olarak yatırımcılara ve girişimcilere anlatmamız gereken konulardan bir tanesi. Yani bir girişime para yatırırken kayıtsız şartsız yatırmak var, kayıtlı şartlı yatırmak var. Ben mesela şahsen bir mühendis girişimciye ticari bakışı olmayan founder yoksa yatırım yapmıyorum. Yani bende yok böyle bir şey. Ya git bir tane pazarlama, ticaret bilen bir adam bul, o adamla beraber ol. Ya öyle bir özelliği bünyene kat. Çünkü öbür türlü bizim para senin hayalin olacak. Yani onun için mesela mentor efekt içinde de bizim böyle ne diyeyim, doğru yönlendirmelere de yardımcı olmamız lazım yatırımcı açısından vesaire. Bir şey daha ekleyeyim buna. Mesela Serkan da şöyle bir şey söyledi. İşte artık dedi sadece PowerPoint sunumu kimse yatırım yapmıyor. Ya da işte senin dediğin gibi mühendisler bazıları yatırım yapmıyor. Ama bu eğer onun ilk girişimi ise doğru. Yani ben PowerPoint yatırım yaptım ama bir kere vizit yaptığım insanlara yaptım. Çünkü kim olduğunu tanıyorum. Ve mühendis adam. Ya çünkü biliyorum adam. Öğrenmiş de. Yani benim mühendisten kastım, şimdi ben de mühendisim. Ben teknik fizik ve uygulamalı elektronik mühendisiyim. Ama şimdi mühendisten kastım mühendis diplomalı mühendis değil. Mühendis kafalı mühendis. Mühendis kafalı adamdan benim derdim var. Yoksa mühendis diplomalı da hiçbir derdim yok. Yani kim Türkiye'nin oluyor? İş adamlarının çoğu mühendis. Yani politikacıları, Demirel mühendis. Yani ama adamın mühendislik tarafı yok. Ticari zeka düşünsün. Yani iş yapma, ya açık olmak önemli. Yani mesela ne bileyim, çocuğa diyorsun ki, diyelim genetikle olur. Diyorsun ki bak piyasalara bak, hangi piyasa sana daha hızlı cevap verirse, mesela sen işte genetik yapıyı inceleyip göğüs kanserini önden görebilirsin veya işte kemik erimesini önden görebilirsin veya işte ne bileyim ben katarak gelişmesini önden görürsün. Hangisi en iyi piyasa tepkisini verir? Bunu düşünüyorsun. Zehri bunu düşünemiyor. Çünkü piyasa, pazar, mazar bilmiyor. Şimdi göğüs kanseri mesela herhalde en hızlı tepkiyi verir. Çünkü ciddi bir kaygı unsuru. Ne dedi? Hope ve fear. Şimdi fear olarak iyi bir şey. Ama çocuk onu algılamıyor. Diyor ki işte bilmem ne. Veri mesela gene sabah bahsettik. Samimiyetçi çocuk. Şimdi herif mühendis falan ama adam Allah'ın cini. Adam FDA onayı sürecini kısaltmak için dünyayı inceliyor. Mesela bir ürünün FDA süreci işte Amerika'ya göre %70 daha az. Nerede? Avustralya'da. Gidiyor oradan alıyor. Çünkü adam hiç öyle mühendis falan değil. Tam tersine adam diyor ki time to market diye bir şey var. Time to market'i ben nasıl hızlandırırım? Avustralya'da yapar. Tak diye gidiyor Avustralya. O ilacı orada kullanıyor. Ha öbürküsü bilmem nerede. Nerede adam hızlı hareket edebiliyorsa oraya gidiyor. Şimdi o adam da mühendis ama o adam iş adamı. Yani time to market'i düşünüyor. Ya asıl işi herifin paraya dönüş hızı. Ömer Bey, şimdi bu başka mentorluk girişimleri de var. Bu standartta, bu ciddiyette alan başka mentorluk girişimleri var mı Türkiye'de? Siz bunların içindesiniz. Çok. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Şey için, Türkiye'deki startupların düzeyi bakımından. Şimdi ay sonunda Helsinki'de
slash eventi var. Biz ondan son 3-4 yıldır katılıyoruz. Bu 2500 startup katılıyor. Bunların 100 tanesini de pitching platformuna çıkartıyorlar. Türkiye'den şey çok az oldu başvuru. Ama %3'e girdi Türkiye. Bu Türkiye'deki standartları, şey startupların seviyesini göstermesi açısından ilgili. İlginç. Bundan sonraki yıllarda bu tür eventlere mentorlar startupların başvurması için şey itici olması lazım. Yani Helsinki iyi bir platform bunu göstermek için. Çünkü 18 bin kişi katılıyor. Ve başvuran 10-15 kişi oldu. Üçünü aldılar. %3'e girdi. Teleporter gidiyor mesela. Teleporter değil yani. Valla Türkiye'de çok var aslında dediği gibi ama böyle varlık göstermiş herhangi bir tane yok. Bir birazcık işte bu Mehmet'inki mentor network gibi var. O da biraz daha çok sayıda mentor var ve çoğu şey değil böyle buradaki gibi belli bir birikim ve deneyim şeyinde bir daha nasıl derler daha teknisyen seviyesinde ama modelleri var onların. Diyor ki bir mentor havuzuna %1 alırım, mentora %1 veririm, %2 alırım diye definition var. Öyle gidiyor. Startup kabul ederse yürüyor, etmezse yürümüyor. Yani o tarafı bir örnek. Ha, bir şey satmıştı sonra, onlarca bir şey satmıştılar onlar. Nasıl? Kendi yatırımını sattı. Exit yaptı. Hayır yok o şey, o Mehmet kendi startup değil o, ajans. Yani benim kişisel görüşüm, biz burada ki yapı olarak hepsiyle işbirliği içinde, Mehmet'le de işbirliği içindeyiz. Hepsiyle işbirliği içinde kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü sen kalkıp çok var dememin nedeni, ben çok var ve çok daha fazla olsunu destekliyorum. Ama kendi işimize bakmamız lazım. Yani yoksa öbür türlü işte ben ondan iyiyim, o benden iyi falan girdiğin zaman zaten sen de boktansın oluyor. Onun için bizim asıl işimiz yani neyi iyi yapabiliyorsak onu yapacağız. Başkası daha iyi yapıyorsa zaten işbirliği içindeyiz. Destekliyoruz. Tabii iyi bir örnek, öbürlerine de iyi olur. Katılımcılar, mentor tarafından gidiyor insanlar açısından çekici olan bir şey bu temelde. Train the trainer. Yani şeyi keep up edebilmemiz için güncel şeylerdi. Herkesin tecrübesinden faydalanmamız önemli. Yani bu çatı altında ekstra da bir şeyler almamız önemli bence. Yani bu bu anlamda buradaki en önemli şey, ben bu işlerde çok bulundum. Buradaki en önemli şey nefes verenlerin sayısı ve nefesinin güçlülüğü. Yani şimdi bu işler başlıyor. Ondan sonra ben mesela anılarından birini anlatayım. Creaworld diye bir yer kurduyduk. 99 senesiydi. Ben o zaman siyasete meraklıydım. Türkiye'de bir halk hareketi başlattı. Gölge devlet, gölge bakanlık, gölge vatandaş hakları falan diye Türkiye'nin en saygın CEO'larını bilmem nelerini getiriyorum. Konuşuyoruz işte bayağı keyifli oluyor falan. Bir gün dedim ki şey yapmayayım, çağırmayayım. Baktım 3 kişi geldi. Normalde 40-50 kişi yok. Öbürsü gün dedim ki bugün de çağırmayayım. O üçü de gelmedi, bir kişi geldi. Üçüncü seferde de iptal ettim. Ondan sonra böyle milleti gördükçe, abi sizin hareket ne oldu? Siktirin de ne benim hareketim yani. Öyle. Yani böyle bir şeyin içinde olacaksa herkes içinde olmalı. Yani benim hareketim, benim işim gücüm yok hareketli yapacağım. Yani orada senin dediğin gibi bir şey bekleyeceksin ama aslında bu iş senin iş. Benden bekleme. Yani ben burada geçici figüranım. Yarın yokum. Benim en büyük hayalim iyi bir mentor efekti enable etmek. Onunla, senle, bununla. Ama ondan sonra işte biz mentor efekt belki bir gökdelen olacak. Geldiğimizde park yeri vermeyecekler. Yani ben Türksel'e gideyim şimdi. Eskiden gittiğimde caddeyi açıyorlardı. Başbakan geliyormuş gibi. Gidip şimdi park yerim yok. Oraya bir yere park et, yürü gel diyorlar.
Ancak içerideki çaycı, bir tane çaycı duruyor. Onu ararsam, o önemli adam falan derse park yeri açıyor. Ya hayat böyle. Onun için mesela bizlerin yaşayan mekanizmalar yaratıp onların kendi hayatları yaşamalarına izin verip kaybolup gitmemiz esas. Uzun ince bir yol bu. Evet, biraz farklı sesler duyalım. Yani bize biraz yol verin, akıl verin, yön verin. Mesela bugün yine ben sabah... 10 tane eleştiri alalım. Evet, 10 ve tercihen öncelikle ilk defa bugün katılanlardan alalım. Sonra diğer. Yani eleştirdiği bir soru sorabilirim aslında. Özellikle bu eski ekonomi, yani bu işte mevcut teknoloji ekosistemine kazandırmak dediğiniz noktadaki düşüncelerinizle, yani neticede aslında, yani doğru kelime mi olacak bilmiyorum ama onlarda bir havuç yaratıyor. Yani eski ekonomi dediğinizde aslında işte bunları hiç bilmiyor bir bakıma diye kabul ettiğiniz insanlar, yani işte personalar, pitchingler vesaire, işte nedir belki rakibinin ürünü gidip 2 dakika bakıp sonrasında, yani müthiş bir genius olarak gelip aynısını burada üretebilen belki insanlar vesaire. Ama onları hani bu ekosisteme kazandırmak veya onların parasını buraya kazandırmak için, yani acaba onlara da bir ufak bir modül düşünülebilir mi? Yani işte nasıl ki siz aslında mentorlar için bir standart oluşturmaktan bahsediyoruz, bahsediyorsunuz. Yani bir mentor bir startup'a şu soruları sormayı öğretmeli, işte personanı yarattın mı, bunu işte test ettin mi, ürününe gerçekten vesaire gibi. Yani bunun aslında bir bakıma bir benzeri de işte eski ekonomideki bir insan, sen az çok da olsa yatırım yapmaya ilgi duyuyorsan, biz olmasak da dahi, yani yarın öbür gün bizim olmadığımız bir ortamda girişimcileri dinliyorsan, bak en azından elinde şöyle bir guideline olsun. Çocuklara şu soruları sorduğundan kendilerine ya da bu sorulara cevap verebildiğinden hani emin ol veya bunu test edebilirsin. Yani şimdi şöyle çalışıyor sistem. Az önce ne dedi? Ben dedi, daha önce kendini ispat etmiş adamın kağıdına yatırım yaparım dedi. Şimdi eski ekonomiyle ilişki kuracak insanların özelliklerinden bir tanesi. Mesela ben Starters Up diye ilk önce Startup Bootcamp diye bir yer kurdum. Nasıl kurdum? İşte 10 tane arkadaşımı aradım. Lan dedim, ben böyle işte kafa yapacağım, eğleneceğim. Adam başı 100'er bin lira yollayayım. Yolladılar. Startup Bootcamp öyle kuruldu. İlk programın parasını biz oradan çıkarttık. Ondan sonra baktım o iş kesmiyor. 2 tane eski iş yaptığım insana gittim, dedim ki abi ya, bu işte biz biraz para yapalım. Hadi ne yapacağız? Dediler, sen anlat ne yapacağımızı. Böyle böyle yapacağız. Bir tane 250 bin dolara kadar yatırım yapan yer kuracağız. Orada da Starters Hub olacak adı falan filan. Tamam, güzel. Nasıl yapalım? Tamam işte, bizim bir tane fon var. Ben de 5 milyon yatırayım. Biz 8-10, yani 22 milyon TL'lik bir fon kurduk. Şimdi bu iş nasıl oldu? Bu iş benim geçmişte değer yaratma kabiliyetimi tanıyan adamların tak diye para yatırmasıyla oldu. Şimdi demek ki bu söylediğimiz eski ekonomide kazanılacak insanlar, mesela ne bileyim ben, benim bir arkadaşımdır Ali Kantur diye, Ankara'da bir arkadaşım. Şimdi ben Ali'yi bu ekonomiyi öğretim biraz. Ali 1 milyar dolar toplar. Yani ilk azda 100 milyon dolar toplar. Niye? Çünkü adam inşaat sektöründe, işte Bilkent'te, orada burada, Bilkent'te okumuşlarınız da vardı. Orayı kuran adam, inşaat sektöründe onu yapan biri, işte Tema'da bilmem ne. Adamın hayat boyu sürtündüğü insanlara dese ki, lan oğlum iyi bir iş, 10 milyon dolar yolla, herkes yollar. Yani demek ki birinci bizim kazanmamız gereken geçmiş eski ekonomide kredibilitesi olan insanları eğitmek. Yani bu çok önemli. O insanlar eğitilirse onlar gidip öbür günlerini ikna eder. Yani ben işte kendi çevremdekileri ikna edebiliyorum. Ama benim gibi bir sürü insan var ikna edebilecek. Şimdi demek ki bizim bir o kredibilitesi olanları eğiterek eski paraya ulaşma kabiliyetimiz var.
İki, daha zor olanı, yani ona biz şimdilik girmiyoruz, eski parayı eğitmek. Eski parayı eğitmek daha zor. Niye zor? Çünkü eski paranın ona vakti yok. Yani adam bir yandan para üretiyor. Yani bir iş yapıyor. Onun için onu eğitmek biraz daha vakit alıyor. Bizim birinci hedefimiz eski paraya gidebilen arkadaşları eğitip onları eski parayla muhatap edip güven unsuruna dayalı olarak şey yapmak. Yani burada mesela hepimizin değişik seviyede kredibilitesi var. Yani ne bileyim ben, sen atıyorum Türkcell'de genel müdür muavinisin, patron ilişkin yok ama 80 tane ne diyeyim beyaz yakalıdan 25 bin dolar toplayabilecek durumdasın. Bayağı titana gitmemiş. Başka şeyler, yani herkesin adresleyebileceği pazar farklı. O anlamda yani bence bizlerin üstüne düşen görev işte birbirimizi bu yönde yönlendirebilmek. Ben çok inanıyorum, yani imkanlar çok. Ama bu imkanları mobilize etmek için işte düşünerek, stratejik hareket etmek lazım. Şey faktörü çok şey ya, swarm effect denen şey mesela bizim melek yatırım ağlarında bu oluyor. Bir sektörde bilinen birisi ben buna yatırım yaparım derse böyle düşüş arkasında. Aslında shortcut gibi kullanıyor, evet. Bir bildiği vardır, ben de oraya yatırayım, evet. Devamlı. Ama bir süre sonra ne oluyor? Ben de mesela ilk yatırımlarında öyle yaptım. İşte Emre dedi diye yatırım yaptım ama sonra öğrenmeye başladım. Öğrenci bu sefer seçmeye başladı. Yani o süreç, hani deminki sorunun cevabı zamanla. Yani o belki hani haritada ufak bir şey olarak olabilecek bir madde. Yani onu scale etmek için, yani yarın öbür gün yani sizler buradan bundan kendinizi çıkartabilir olduğunuzda devam edebilen bir model olması için. Evet, yani. Scale etmekten bahsettik galiba. Yani şimdi şeylere çok baktığım, uzun süreç için bu tabii ki yani. Çok da zor değil. Yani ne anlamda zor değil. Şu şeyler gözüktü ya, şehirler. Yani San Francisco falan filan. Mesela oraya git baktığında bizim behavior'ımızdan San Paulo, yani Brezilya, 2.8 milyar dolar yıllık yatırıma geldi. Volüme geldi. Yani şey olarak çok hızlı değişim sağlayabiliyorsun. Çünkü para var. Paranın ne diyeyim zihnini açtığın zaman mesela gene çok hızlı büyüyenlerden bir tanesi de Bangalore galiba Hindistan'da. Gene orada da mesela birdenbire 10 milyar dolarlara çıktı rakamlar. Bangalore oldu. Yani onun için mesela böyle 13 milyondan 1 milyara zıplamak o kadar imkansız bir şey değil. Ama işte o kırılım noktalarını bulmak lazım. Nerede kırılıyor, nasıl oluyor? Eleştiri. Şöyle şey, şimdi ben biraz karıştım. Neden? Bugün dinlediklerinden sizin duyduklarınızdan sonra şimdi sorularla şöyle, esasında buradaki amaç daha bu startuplara biz bir abi olarak nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl belirtilir, hızlandırabiliriz örneği filan gibi bir şeyden geçiyoruz. Konuşmalarda geçiyoruz ama genel sorulardan da birazcık da burada nasıl yatırımlar olabilir kısmı geliyor. Ama bu beni birazcık şu açıdan tedirgin etti ve korkuttu. Firuta'da geliyordu 1999'un depremden sonra. Herkes şeydi, çoğumuz yaşamışızdır. İşte tek katlı ev yapalım, hadi birlikte şeyler kuralım filan da. Böyle çok konuşuyoruz. Hani dedik ki herkes bir 20'şer bin dolar yatırsın da hani kim gerçekten olacak? 3 kişi yatırdı. Sonra da yapmadık onu. Şimdi burada da belki şöyle bir şey mi yapmak lazım hocam? Yani belki bir yıl önce hiç kimse bu iyi yatırım yapmaz. Yani gerçekten buna o heyecanı öğrenmeyi, bu şeyi yapacak insanlar kalsın. Ondan sonrakinde yapmaya başlasın. Yoksa hani bir şeye girecek mi? Hemen eğitime gelecek, katılacak. Ama bir müddet sonra da şey görecek burada.
ya yatırım yok, bu sefer de çıkacak mı sistemden? O yüzden gerçekten o dediğinizde nefesi kuvvetli olanlar, kimleri görüp onlarla mı gitmek daha faydalı olabilir diye. Yani şimdi şeye baktığın zaman, insanların hayatına baktığın zaman birinci, ikinci, üçüncü etkenler var. Şimdi mesela bu harekette de birincil etken burada kendini geliştirmek olma. Şimdi bu birincil etken böyleyken ikincil etken mesela ne bileyim ben sosyalleşmek, sosyal anlamlı hayat formlarıyla yani çünkü hepimiz yani siz buraya geldiniz ne yapıyorsunuz? Hayatınızdaki bir günü burada tüketiyorsunuz. Şimdi bu bir give and take. Bir gününü veriyorsun hayatında. Karşılığında işte palavra dinliyorsun. Bu bir give and take. Eğer kendini iyi hissediyorsan iyi bir deal yaptın. Demek ki ikinci bu olabilir. Üçüncü de işte bu dünyada nedir? Bir değer yaratılıyorsa o değer yaratılımının bir parçasıysa oradan bir kickback alabilirsin. Ama o birinci değil. İkinci değil, üçüncü. Onun için yani bizce zararı yok senin kickback peşinde koşma. Ama az önce neyin uyarısını yaptık? Eğer bunu sen birinciliğe taşırsan dedik, bize uymaz. Şimdi benim de söyleyeyim o. Yani birinciliğe girersek o zaman sayı çok düşecek. O zaman da bunun etkisi azalacak. Belki 100 kişi başlayacağız. Yok, bence birinci, ikinci hedeflerimiz duracak ama benim için işte yok iki sene yatırım yapmak yansaktır falan demenin alemi yok. Olursa olur. Ben şimdi mesela bakıyorum canım istediği adama yatırım yapıyorum. Canım istediğine yapmıyor. O da öyle diyor. O da öyle diyor. Yani sonunda yatırım yapmak bu işin bir olmazsa olmazı değil. Yan. O zaman hani çorna olsun hani çıkan çıksın, başkası çıksın, çıksın başkası. Aslında yaşamayan. Kültürel dönüşüm. Çöl birazcık da işte yaşamayan doğrunun ve iyinin kalması gibi yani olacak. Ümidim benim. Yani. Sağlık bir şey olur. Daha sağlık. Ben iki konuda teknik eleştiriyorum. Bir tanesi şu. Ersin Bey biliyor işte 2000 yılında bir New Economy and Trade Creation diye 3 hafta Çin, 3 hafta İsveç, 3 hafta Amerika'da bir posta açtı. Hakikaten güzel bir şeydi. O zaman işte 10 tane İsveçliyle Ampul gibi Harlem'e gitti. Apollon Tiyatro'da nasıl böyle bir ödüldü? Ona baktı, işte Broad Street'e baktı, bilmem nereye baktı falan. Şimdi o zamanki yeni ekonomi ve değer yaratmayla ilgili bazı ipuçları ve hisse sahip olmuştu ama aradan çok zaman geçti. Tekrar konuşuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, hani sabahtan beri her konuşmadan hakikaten faydalanıp ilginç şeyler düşünmemize sebep oluyor. Çok güzel bir çalışma. Ama şu anda o aradan geçen zaman içinde çok net olarak bu yeni ekonomi ve değer yaratmanın nasıl değiştiğini, ne gibi temel dinamiklere sahip olduğunu ben de bir mentorlara anlatmakta yani tabii ki anlattık, sen anlamadık mı diyebilirsiniz ama bir bunu böyle dünya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde Ali'nin de anlayacağı şekilde anlatayım diyor. Bir bunu söylemek istiyorum. Bir toparlamakta ne oldu? İşte teknolojiler nerede kuruluyor? Değer yaratmada winner takes it all market ne oluyor? Değişti mi, değişmedi mi? Yani böyle bir anlaşılabilir, daha bir şey faydalı olur. İkinci eleştirim de şu. Her konuşma ne Türkçe ne İngilizce anlayamadığımız bir dil. Yani sizin ayrı bir dünyanız oluşmuş. Sizin derken şimdi kendimi soyutlamıyorum. Yani farklı bir dil konuşuluyor. Bunun içinden bazıları karizmayı bozdurmamak için anlamış gibi yapıyoruz. Bazılarını yazıyoruz, oraya bakıyoruz. Ama sonuçta da hani Ersin Bey ya da işte birisinin kavun koy sofraya dediğini karpuz anlayıp rakı sofrasına karpuz çıkartma ihtimalimiz de var. Ve ben bunun hakikaten normalin çok ötesinde çok çok farklı bir dil ve farklı dünya haline geldiğini düşünüyorum şu anda. Bize ki mühendisler nasıl anlaşamıyorsunuz ya da anlaşılamıyor. Biz de belki diğer mentorluk yapacağımız insanlarla anlaşamayabiliriz. Çünkü onların o dili anlayıp anlamadığını ya da aynı şeyleri aynı
kelimeler, farklı şeyler. Hani bunları da bir dikkate almak lazım. Ya böyle bir racon oluşmuş, biz de öyle konuşmalıyız. Aynen. Ya bu işin temelinde böyle var, o zaman biz bunu öğrenmeliyiz. Ben aslında sabah onu anlatmaya çalıştım burada, hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizlere bir soru sorarak bu dönemini hatırlamıyorum ama Lost in Translation diye bir kalem var. Hatta sonradan da Ersin dedi ki aslında iki taraf. Yani burada aynen onu yaşıyoruz. Çok doğru. Ben hatta kendi deneyimimi söyledim. İşte mekanistik toplantısında utandım ben. Anlamıyordum çünkü. Bir de öyle hani biliyor zaten diyorlar falan öyle. Onun için problem yok. Bunu söylemeniz çok iyi bence. Çok teşekkürler. Bu kesinlikle yapılması gerekiyor. Aslında kısmen de yapmaya çalışıyoruz. Ama yani şöyle iki sorunun ikisine de cevap verelim. Bir tanesi yani yeni ekonomiden kasıt dediğimiz şeylere baktığın zaman bir tanesi mesela işte burada iki lafın arasında anlatılıp da sizin yakalayamadığınız olabilir. Diyor ki mesela diyor giriş bariyerleri kalktı diyor. Ne dedi Ali Selvet? Ben dedi başarılı bir iş adamıyım. Niye? Çünkü dedi dünyadaki insanlar online. Yani adam diyor ki eskiden diyor ben herkese bağıramıyordum. Şimdi herkese bağırabiliyorum diyor yolunu bulursa. Şimdi bir kere entry barriers dediğimiz giriş zorlukları oldukça azaldı. Sermayenin önemi azaldı. Sermaye bulma şekilleri farklılaştı. Yani işte angel'lar, crowdfunding'ler, kickstarter'lar bilmem ne vesaire. Artık yeni bir dünya ve yeni dünyada bir de ürünler parçalar. Şimdi mesela bizim Monument diye bir tane şirketimiz var. Monument ne yapıyor? Bir tane eve geldiğinde cebindeki çektiğim fotoğraf, file bilmem ne cartcurt'u alıp onu işleyip senin için fayda modeline çeviren bir şey. Üretimi Çin'de yaptırıyor. Kickstarter'dan sattı. Güvenle. Şimdi normalde Monument'ı eski dünyanın iş adamlarında neydi o? Bir tane ne? Mahmut bilmem ne? Mahmut. Tüncel ne? Üç tane. Mahmut Tüncel. Yumatu. Ha, şimdi Yumatu yapıyordu. Onlar da işte böyle bir o zamanın Monument'iydi. Ama şimdi değişti. Şimdi mesela Yumatu burada işte oradan buradan getirdiği şeylerle bir şeyler yapıyordu. Kapalı ekonomide bir takım şey. Şimdi Monument ne yapıyor? Çin'de üretiyor. Amerika'ya satıyor. Finansmanı Kickstarter'dan sağlıyor. Şimdi birdenbire 3 tane cebinde bir kuruş olmayan insanın bir takım şeyleri birbirine getirip mühendisliklerin üstüne koyarak yeni ekonomi böyle bir şey. Yani işte sana mesela ne dediler? Shared ekonomiden bahsettiler. Bunun Türkçesine ne dedi? İşte hiç odası olmayan dünyanın en büyük oteli. Airbnb. Hiç arabası olmayan dünyanın en büyük taksi şirketi. Uber. İşte bunların hepsi bu yeni ekonomide olabilen şeyler. Ve işte bugün bir taksi kuruldu. Bir taksi böyle bir şeyin içine girdi. Taksiler var. Normal, sarı, bilmem ne. Adam onları müşteri yolladığında onlardan aldığı komisyonla iş sahibi oldu. Sen dedi taksici olarak boş dolaşacağına ben sana app'le müşteri paslayacağım. Yani yeni ekonomi denilen şey bariyerlerin düştüğü, iş yatırımlarının azaldığı, para bulmanın farklılaştığı, işte mesela haklısın, sen de haklısın ama biraz da kıçını kaldı. Mesela adam ne diyor? Initial coin offering. Initial coin offering'i sen anlamıyorsun. Anlamaman normal çünkü bu işlere meraklı değilsin. Initial coin offering diye bir şey çıktı. Neye karşı? Startupların IPO'su. Yani startuplar gidip de borsaya şey yapacağını, kote olacağını, initial dünya adını firmanı bilmiyorum. 270 milyon dolarla dünyadaki en büyük initial coin offering'i de bir tane firma yaptı. Adını unuttum. 270 küsür milyon lira. Bir tane 100 milyonluk fark. İlk 100 milyon yaptı. Öbür 270 milyon.
bir tanesi yaptı. Çin birdenbire ortaya bir şey çıktı. Yeni bir startup. Elindeki mal ilginçse şeye gideceğine, borsaya gideceğine diyor ki kardeşim initial coin offering diye bir şey yaptım. İnternette size bir tane şifre vereceğim. O şifrenin karşılığında da bana mesela para yatıracaksınız. Ve 270 milyon dolar yatırdı. Yani yeni ekonominin özellikleri bu tip yeni davranış dizileri. Şimdi ikinci terminolojiye gelince Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi birçok parçayı yakalıyoruz. Mesela eski dönemde neydi? Software'in değeri, yaptığınız, yarattığınız bir software oryan bir şeyin değeri hızlı düşmezdi ama hardware'in hızlı düşerdi. Eskiden yani o 2000'li yıllarda yeni ekonomi diye öğrendiğimiz içinde ne vardı böyle kreşinde? Sen bir şey yapacaksın, olabildiğince çok satacaksın, volüme bakacaksın, ucuza satacaksın, koşarken sen arkana da raptiye dökeceksin, ikinci rakip tekerleri patlasın diye. İşte başka ne vardı? Sen o zamanlar baktığınız zaman işte turizm sektöründe Amadeus, bilgisayar sektöründe Intel, böyle eskiden IBM her şeyi kendisi yapıyor. Yok, çipi kendisi yapıyor, satış kanalı kendisi, bakımı kendisi de. Uçak şirketleri de böyleydi. Uçak kendisi işte Aeroflot'u, Kampanya'daki bilmem ne. İşte o değişimleri o zaman gördük. Fakat şimdi bugün baktığımızda konuşulanlardan şöyle bir şey çıkıyor. O zaman hiç niş markete bakmıyorduk. Yani startuplar hep böyle büyük volümlüydü. Ama şimdi baktığımızda bu segmentasyon ve birçok sektörde ufak parçalara bölüm olduğu zaman belki yeni startupların ya da ilginç yatırımların niş marketten önce bir şey kapıp onun üzerine büyüme stratejileri daha etkin olduğunu düşünebiliriz. Yani o eski düşündüğüm şey, o zamanki new ekonomi belki şimdi eski ekonomi oldu. Benim demek istediğim şu andaki belki eski ekonomi bir yıl, iki yıl dönemi olarsınız. Bu dönem içindeki yeni ekonomi dediğimiz temel farklı finans alanında, pazarlama alanında, teknoloji alanındaki temel şeyleri, tabii ki %100 doğru denilemez ama temel şeylerini masada böyle bir paket halinde biraz hissedebilirsek ki biz dediğim gibi Orhan, bir takip etmeyiz. Şimdi diyor ki o zaman bu shared economy falan diye diyor klişeleşmiş laflar yerine diyor. Eski ekonomi ile yeni ekonomi arasındaki farkı diyor. Eski kafaya anlatacak şekilde birkaç tane slide koyun başa diyor. Onu yapalım. Sözlük gibi bir şey yaptım. Sözlük değil de ben sana anlatırım nasıl olacağını. İkinci söylediği de sözlük. Ama sözlük de sana göre düşüyor. Yani biz burada kalkıp da işte product fit nedir? Minimum viable product nedir? İşte ne bileyim ben concept validation nedir? İşte customer bilmem ne nedir? Demiyoruz. Şimdi mesela sen onu söylemedim. Yani onlar tabii temel şeyler. Onlar bizim gibi. Ama şimdi bakıyorum normal Türkçe karşılığı veya bizim bildiğimiz karşılığı olan konuyu bile bu dünyaya geldiğim zaman ben İngilizce söylemem lazım. Bu mı acaba diyorum. Çünkü o zaman arkadaşlar anlamayabilir mi? Tereddütüm o. Orada bir şey söylemek isterim. Ben de aslında işte 3-5 ay önce falan katılacağım harekete. Yani bazı kelimeleri anlamıyorsunuz. Yani aslında sabah da konuştuk. Common language, ortak lisan. Ortak lisan konusu vardır. Yani terminoloji konusu yoktur. Ortak lisan konusu vardır diye bakalım. Ve buraya baktığımız zaman da her şeyin Türkçesi veya her şeyin İngilizcesi de olmayabilir. Bunu da kabul edelim. O zaman bence problem ortak lisanda ilk önce bizim probleme karşı nasıl durduğumuzda, onun için kendimden örnek veriyorum. Burada iki tane duruş var. Yani bizim jenerasyonda şöyle bir sorun var. Biz öyle yetiştik. Yani biz aslında kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için yetiştirdik. Herkesin yüzünü ak çıkarmak için yetiştirdik. Yani biz serfesti ya da kişisel şey ne derler serfestinin Türkçesini şimdi hatırlayamadım ama biz dolayısıyla mesela annem bana der ki oğlum sen çok iyi okudun, çok iyi çocuksun. Şimdi bu beyni hayatımı zorlaştırır, kolaylaştırmaz. Neden? Çünkü bir dakika her şey her türlü riski alırsak o zaman annemin yüzünü kara çıkartırım. Onun için aman deyip elim titremeye başlar.
Ya Ersin biraz evvel verdiğin örnekte Sarıyer'den gelen çocuğun şansı her zaman daha yüksektir öbürlere. Şimdi burada ortak lisan konusunda bizim duruşumuz, deneyimli icra kurulu üyeleri, icra kurulu başkanları, genel müdürler, değişik pozisyonlarda üst düzey yöneticiler geliyor. Bizim duruşumuz şöyle olması lazım. Yani bunu bırakmamız lazım. Hani zengin aile çocuğu gibi durumundayız. Bizim ailemiz, babamız inşaatta olması lazım. Öyle bir 30 sene bırakmışız ki, bir zenginlik içinde bırakmışız. Burada düşmekten korkmamak lazım. Yani ne olacak, ben yolda yürüyorum, ayağım takıldı, çamura düştüm. Ama yol, işte bu AVM'nin içinde bir yer, herkes durdu ve bana baktı. Yani sen o çamurun içinden tada diye kalkıp yapabilirsin. Şimdi bu bambaşka bir davranış şekli. Bu ortak lisan öğrenmekte... Yani burada ben bir şey daha söyleyeceğim. Yani, bu bizleri... Biraz yani, uzattım galiba ama... Bir yok yok yapayım, ama evet. Önemli bir şey daha var. Yani burada buraya gelen arkadaşların bir bedel ödemesi lazım. Şimdi adam size bir sürü şey yolluyor. Malzeme 3 gün önce veya 1 hafta önce. Şimdi mesela bana birisi geldiğinde ben diyorum ki abi bu sektöre gireceksen mesela 2 hafta televizyon seyretme. YouTube seyret. YouTube'da mesela Sam Altman'ın girişimcilik eğitimi var. Alt yazılı böyle şey. Yani Sam Altman'ın girişimcilik eğitimini A'dan Z'ye seyrettiysen zaten burada terminolojide hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama bu bir yatırımdır. Yani 2 haftada sen 30 sene uzak kaldığın şeyleri kapatırsın. Çünkü sende onların temeli var. Yani Sam Altman dediğim adam Y Combinator'ın başı. Adamın girişimcilik eğitimi diye YouTube'da şeyleri var. Mesela oraya gir, seyret. Ve seyrettikten sonra buraya geldiğinde hepimize ders veririz. Evet. Bunu yanlış yani, anladınız. Yok. Alttaki ya da alttaki derken yanlış anlıyorsunuz ya. Bu genç arkadaşlar da mı bu dilden anlar? Ben bunu soruyorum. Ya evet, aslında ona geleceğim ama ben o zaman dersimizi şöyle bitirmek istiyorum. Bu seviyeye özel bir şeyse o zaman farklı bakıyor. Ya ama iki şey söylersem dediğinizi söylememize yani cevaplamaya gerek kalmayabilir. Yani birincisi bu mindset'le baktığımız zaman ortak lisan konusuna öğrenmek şeyi ve dediğiniz gibi illa 2 hafta olması şart değil. Sen rahat geliyorsa 2 yıl da olabilir ama onun sonucuna sen katlanırsın. O senin seçimin. İstersen 1 hafta da olabilir. Ama onu idare etmemiz lazım. Yani bir şeyler öğrenmenin öğrenmek için iştahın gerektirdiği bir durum. Bizim meseleye nasıl baktığımız ve onu döndükten sonra artık kim olursan ol, öğrenmeye bir sınırın olmuyor. Buna neden ihtiyacımız var? Çünkü mentorluk yapmak istediğimiz gençler dediğiniz gibi böyle bir dünyanın içinde her türlü bilgi bize nasıl geliyorsa artık onlara da geliyor. Eskiden böyle bir durum yoktu yani. Çünkü o gençler neyi, nereden, nasıl alacaklarını bizden sormaya geliyorlar. Dolayısıyla onlarla bir kere aynı ortak bir sana gelme ihtiyacımız kendi açımızdan da var. Bir de kendi bilgilerimizi de onlara yansıtabilmek açısından da var. Oturdum ben zaten o jenerasyonu anlamak için WordPress öğrendim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Başlık alışı denemek için. Deneyimimi paylaşacağım. Geldiler karşıma yatırım istiyorlar. Yok CD investment first round convertible bilmem ne. Dur kardeşim bunu ya yavaş git. Sen bana anlat bakayım. Sermayenin yoksa para istiyorsun işini şey yapmak için. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tekrar çocuklara tek anlattırdım. Kendi anlayacağım insanla yorumladım. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir ayda seyretsem o investment videolarını yine aynı şeyle karşılaşacaktım. Birazcık farklı olduğunu bulacaktım. Bir kere yani bunu bir kere kabullenmek lazım. Şeye katılıyorum. İkincisi ben trainer'a çok inanıyorum. Yani burada siz anlatırken deneyimlerinizi şey yapıyorsunuz. Örneklerle desteklenmiş şeylerle bunu anlamak mümkün. Üçüncüsü de yani learning by doing olacak bu. İşte yani baş mentor'ın bence en büyük görevi bütün bu şeylere hakim birisinin olması lazım ki
siz adamı yaptığı işle ilgili gayret etmenin ötesinde bir de structuring, nasıl paraya ulaşacağı, nasıl şeye gayret edeceksiniz, bunu bilmezseniz nasıl gayret edeceksiniz adamı? Yani işte bizim yapabileceğimiz şey size doğru yerleri göstermek. Yani Sam Altman'a bak, şuna bak ve kendi tecrübelerinizi aktarmak. Fakat asıl değişim, asıl yeni zihne kavuşmak senin kendi iç sorun. Yani onu ben dışarıdan yönetemem. Kimse kimseninkini yönetemez. Ancak biz enable edebiliriz. Yani onu tetikleyebiliriz, yönlendirebiliriz ama o içerideki dürtü olmak zorunda. Yani bu dürtü varsa oluyor. Çünkü yani bugün dünyaya mesela gençlere yönelik veya şimdi ben mesela genç tartışmasının artık yeteri kadar önemli olduğuna inanmayan bir adam olmaya başladım. Çünkü dünyada artık B2B çözümler daha değerli olmaya başladı. Yani dünyadaki startuplar eskisi gibi işte ne bileyim 17 yaşında işte bilmem neyi yaptı, milyarder oldu. Kaç tane var onda? 3 tane. 106 tanesi ne yapmış? Herif çıkmış işte seyahat sektöründen çıkmış, işte Skyscanner yapmış. Öbürküsü işte bankacılıktan çıkmış diyor. Yani söylemek istediğim iş yapış mantığı illa bir gençle bir odada bakma. World Cup'ta bayağı genç vardı. Ama mesela bizim şeye gel. Mesela Otto diye bir bizim ilgilendiğimiz yapı var. Çocuk 10 sene otomotiv sanayinde aslan gibi çalışmış hem de Amerika'da. Bunu yapmadan önce. Yani karşında hep böyle işte ne bileyim kafasında küpe olan veya işte şey olan burnunda halka olan tipler gelmiyor. Yani gelen tipler bayağı senin benim gibi adam da gelir diyor. Onun için bizim mentor effect olarak yol gösterici, sahipleyici, kapsayıcı bir halimiz var. Ama mentor effect'te mentor olacak lead işte veya diğer tip mentörlerinde kendi kendine bu işe yatırım yapma kararı olması lazım. Yani siz yapmışsınız kararınızı işte çocukları dinleyerek, teşvik ederek vesaire. Ama o işte devam etmesi lazım sürekli. Şey, ben de bir katkı yapardım. Çok güzel bir şey. Aslında belki biraz şey, ıslak bir müdahale olacak ama istiyorsanız siz sorun önce sorayım. Peki ben konuyla ilgili bir tamam, şey evet. Söylemek istiyorum aslında. Yani bir yorumda bulmak istiyorum. Onun bir sorun olacak ama yani burada şunu bulmak istiyorum ben de demin Özün de dediği gibi. Burada ortak bir insan, yani iletişim, bütün bu olayın içinde tabii ki iletişim en önemli tarafı. Karşılıklı. Evet. Dolayısıyla orada da ortak insan birbirini anlama konusu açısından önemli. Evet. Geçmişten bir örnek verecek olursak mesela bilgisayar konusu ilk başta bilgi işlem meselesi çıktığını hatırlıyorum. Bilgi işlem departmanları vardı şirketlerde. Onlar bir tek o departmanlarda konuşanlar birbirini anlardı. Şirketin diğer birimleri onları öyle dinlerdi. Fakat ne zaman ki bilgi sistemleri iş yapış sistemleriyle tamamen entegre oldu, o zaman herkes bilgi sistemci olmak zorunda kaldı. Anlatayım mı? Bazı disiplinler önce kendi jargonlarını oluşturuyorlar. Ondan sonra onlar bünyeye entegre olduğu zaman ister istemez o ortak lisan ortaya çıkmış oluyor. Yani şimdi şuraya baktığında şu sarılar var ya, bunlardan dedik ya, bunlardan 200 tane falan var diye. Şimdi biz oraya işte ne bileyim 32 tane koyduk. Şimdi bunu koymak nedenimiz sizi ortak lisana çekmek. Diyoruz ki ya yani mentor effect olarak bunlar mesela bizim adresleyeceğimiz başlıklar. İşte hep beraber o başlıkları hemfikir olmamız lazım. Aynı şey ben de zaten onu düşünüyorum. Bu nitekim sizin o yolladığınız materyal olarak da söyledim. Gerçekten çok değerli ve çok iyi hazırlanmış. Bir kere teşekkür ederim, tebrik ederim. Çünkü orada yeni dünyayı bir kere bir anlatıyorsunuz. Üç başlık var. Yeni dünyayı bir anlatıyorsunuz. Girişim dünyasını bir anlatıyorsunuz. Bir de mentörlüğü anlatıyorsunuz. Zaten bunların üçü bir araya geldiği zaman bir anlam ifade ediyor. Bu toplumun da ortak paydasını oluşturuyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan çok değerli. Terminolojik açıdan da belki bir glossary gibi bir şey sırf bu konuyla ilgili spesifik bir takım şeylerin finansallarda da vardır. Mesela ROI nedir?
ben böyle bir şey hatırlıyorum ben. Dokümanlar vardır. İşte yazar ne olduğunu çok kısaca. Onun gibi belki bir şey katkıda bulunabilir. Benim sorum şu olacak. Şimdi burada bir değer yaratma üzerine oluşmuş bir platformdan bahsediyoruz. Tabii buraya değerden faydalanacak olan önemli bir taraf da girişimcinin kendisi. Bu kurgulanırken girişimcilerin hani şeyleri değişene diyoruz ya, customer tarafı, market tarafı, girişimcinin buradan ne beklediğine dair mutlaka bir şeyiniz olmuştur. Bir ön araştırmanız veya analiziniz olmuştur. O yönde bir şey kısaca ben atlamış da olabilirim ama şeyde var mı? Yani bu dokümanın içinde bir yerde var mı? Yani şimdi bu şeyde baktığın zaman orada prezentasyonda da vardı. Bu MVP hazırlığında bizim tabii yani Ömer'in, benim ve birkaç daha arkadaşımızın ciddi tecrübesi var. İşte senin bilmiyorum ne kadar ama işte az önce söylediğim gibi bizim 42 tane şirkete yatırımız var. 20 küsur. Ondan sonra diğer taraftan da şimdi 4 tane startup'ı seçtik. Bu 4 startup üzerinde şeyi MVP'yi oluşturuyoruz. Yani girişimlerin bizimle çalışma şeklini öyle oluşturuyoruz. Ama siz bir tanesine katıldınız sonuncu değil mi? Evet, bir tanesine katıldınız. Evet. Yani o onlardan gelen çıktılara göre şekillendiriyoruz yani buraları vesaireyi. Ama bunun mesela işte az önce konuştuğumuz gibi işte nakite dönmesi ve işte zaman içinde girişimcinin para kazanması, bizim para kazanmamız vesaire ise long term'e bırakmış durumdayız. Çünkü ilk önce diyoruz biz kazanan bir sistem yaratalım. Ondan sonra bunun yarattığı şeyin paylaşımı üstünde modeller geliştirmeye başlayalım. Yani şu sırada biz daha çok kazanan işbirliğini yaratmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceğim de istatistik dediğim şey de şöyle. Şimdi eğitim diyoruz ya. Burada ben şimdi sesimi çıkarmadım şu anda biraz üstüm ama eğitim değil bu. Eğitmek ne demek? Otorite vardır. Bir de hiyerarşi vardır. Eğitim, eğitmen, öğretmen, öğrenci vardır. Bence bu konuda öyle bir şey yok. Yani biz otorite değiliz. Bizde kilometre var sadece. Yani arkasında işte fizikte bir şey öğretmek için işte bir fizik kanunu vardır. Deneyle doğrulatma diye bir şey yok ki burada. Dolayısıyla bu eğitim değil aslında. Bu sizin için bir öğrenim. Yani biz sizi enable ediyoruz, facilitate ediyoruz. Sizin öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmeniz de sizin motivasyonunuzla ve mevcut birikiminizle correlated, ilişkili. Yani ne kadarsa o kadar match ediyor, fit ediyor, uygun düşüyor. Şeyi de söyleyeceğim, Türkçe meselesi de o ayrı bir konu aslında. Yani siz Anadolu'ya yazılacaksak aslında Türkçeleştirmeye çalışmamız lazım. Türkçeleştirmek de çok kolay bir şey değil ama ben her zaman o çabayı göstermeye çalışıyorum ama olmuyor. Çünkü otomatik konuşurken patlıyor. Şimdi ben şeye ham oğluna gittiydim. Bana dedi ki bir tane adam çağırdı. Kapuçino. Evre dedi ki oğlum dedi abine kapuçino getir dedi. Yani böyle bakıyor. Lan oğlum kapuçino getir lan dedi. Böyle git lan sütlü kahve getir dedi. Herif gitti tamam efendim dedi. Cappuccino'yu anlamıyor. Şimdi tamam biz de işte sütlü kahve demeye başlayacağız ama o kadar kolay değil. İşte. Ama ana şeyi de kaçırmamak lazım. Önerim yani belki parantez içinde hep İngilizcelerini asıl şeyleri de kullanarak gitmek lazım. Çünkü öbür türlü de şey oluyor, tercüme kitap okurken ne dediğini anlamama durumuna düşüyorsunuz bazen. Şimdi sizin için bunu net yapmamız lazım. Ben gidip buradan gideceğim Türkçe yapmamız lazım ama her yere gittiğimde sadece Türkçe konuşmak. Evet, Türkçe konuşmak. Yani. Ben basılı materyali kastettim. Evet, daha bir şey söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla eğitim, eğitmek, yani enable etmek kısmı bu kadar değil mi? Bu kadar değil. Mesela. Yani bunun dışında da bir takım dokümantasyonları okumak, belki öyle yönlendirmek için görüyorsunuz. Uygulama yapmak bile mesela, şeylere katılmak, o bizim yaptığımız görüşmelere katılmak, esas en fazla orada öğreneceksiniz. Yani burada bir ön hazırlık yapıyoruz. Yani şimdi mesela diyelim ki senin ilgi alanına giriyor. Mesela arkadaşım avukat galiba veya
Kim mesela ilgi alanına giriyor. Biz mesela bir tane standart term sheet veya da işte safe veya başka bir şey geliştirmek. Safe işte ne demek? Yatırım dökümanı, kolay yatırım dökümanı. Term sheet ne demek? Taraflar arası anlaşma vesaire. Bunları geliştiriyoruz. Şimdi mesela öğrenmenin bir yolu da gelip sizin bunun içinde yer almanız. Yani biz mesela diyoruz ki tamam gel mesela bu proje grubu var. Şimdi mesela aranızda ilgililer varsa bizim bir tane One Day MBA diye hem mentorlere hem de girişimlere vereceğimiz bir eğitimi hazırlamak istiyoruz. Ve bununla ilgili bir grup oluşturduk. Şimdi mesela aranızda ya ben ilgiliyim diyen varsa işte One Day MBA bildiğimiz MBA değil, Startup MBA. Şimdi mesela gelip oraya katılırsa o orada hem bir katkıda bulunacak hem de kazanacak, öğrenecek. Mesela buraya konuşmacı çağırıyoruz. Şimdi konuşmacıya Orhan hep şeyi veriyor. Diyor ki bana bunu anlatacaksın. Yabancıları da böyle çağırır. Adamlar onu hazırlarken öğreniyorlar. Yani şimdi Zeynep geldi anlattı. Zeynep'in böyle bir prezentasyonu yoktu ki. Biz ona bunu anlat dedik. Gitti Kaufman'dan aldı, öğrendi, geldi anlattı. Onun için yani sizin eğitim olarak, işte sen eğitimi farklı tanımladın. O tip görmen lazım. Buna ne diyordu? İndaktif eğitim mi diyordu? Şimdi ben oraya geleceğim. Ben Kanada'da girişimcilik eğitimi aldım. Bir senelik de bir programdı. Onu ders aldım. Yani öyle hakikaten bir ortaklık geliştirmek istiyorsanız öyle hani çok daha hızlı birlikte yani mutlaka hands-on'la birlikte olması gerekiyor. Ama onun dışında da okunması gereken kitaplar var. Bunun hani artık şeyde lisans eğitim olarak veriliyor. Ve hani belli kitapları var, kaynakçaları var. Onların okunun bir metodolojisi de var. Ama işte hepsi, çok... hepsinin adresi yani şimdi belli. Geri dönelim. Ha. Şimdi benim hastalığım hep öküzün gözüne bak. Şimdi öküzün gözü burada nerede? Kazanan iş modelini yaparken işte yol göstericilik, execution guide olmak. Şimdi bizim iş modeli yapma, işte öküzün gözüne bakmanın dışında ortak dil falan teferruat. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Çünkü biz işimize bakıyoruz. Yani ben üniversite hocası değilim. Ben milleti tatmin etmekle görevli bir adam değilim. Benim tek hedefim var, değer yaratmak. Onun için ha değer yaratma içinde ortak dil sohbeti yapmak varsa yaparız onu. Yok, yok. Ama öyle bir hedefimiz yok. Yani ortak dil yaratmak varken belli bir metodolojiyi öğrenip okuyup onu uygulamak. Yani mentor efekti olarak, olarak öyle bir şey üzere. Katma değer sağlaması diyorsanız yararlı olacağını ya da bir kütüphane oluşturmak, o kütüphaneyi... Yani kütüphane okey ama metodoloji yok üstünde, herkesin anlaştığı bir metodoloji yok. Bir sürü ekol var. Evet. O ekolle, yani onun için fizik örneğin yani. Fizikte tartışacak bir şey yok, kuantum fiziğe geçmediğiniz süreç. Orada tartışma hala devam ediyor. Biz klasik fizik tartışıldıkları da yok. Onun için öğretmen olabilirsiniz orada ama bu konuda öğretmen olamazsınız çünkü üzerinde anlaşılmış bir... Herkesin kabul ettiği bir metodoloji yok. Kanada başka türlü öğretiyor, Drake'in başka türlü öğretiyor, işte Londra'daki başka türlü öğretiyor. Çünkü burada bakarsanız, burada kütüphane de var. Evet. İşte zaten size yollanan malzemeler kütüphanenin bir parçası, işte üretilen videolar kütüphanenin bir parçası. Ömer'in söylediği gibi de burada bir yol yöntem var. Bu yol yöntem işte bu toprakta, bu coğrafyadaki adamın yol yöntemi ama bunları yaparken işte her yerden de çalıp çırpabiliriz. Onlar da bizden çalıp çırptı. Yani burada hedef belli olduğu için yani Ersin'in söylediği çok doğru. Biz kazanan iş modelini oluştururken şöyle yaklaşmanız lazım. Şimdi İngilizcesi on demand learning diye bir şey var. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman oturup saatlerce günlerce çalışıp öğrenip sonra ne yapacağım diye bakmıyorsun. Bir şey yaparken takıldığın zaman gidip öğreniyorsun. Yani bizim yaklaşımımızın bu olması lazım. En şey özeti bence şu anda kendime en iyi ifade ettiğim özeti bu iş. Evet.
anlıyorum ama hiçbir yanı olmadan ya da ne bileyim şey oluşturmadan, bu kadının takışımı görmeden ya da hani... Onları ben size... Sen gel katıl mesela. Diyelim ki... Kızlanmasını oluşturmadan hani... İşte tamam da mesela. Şimdi mesela sen diyorsun ki ne bileyim yelkenleri açmadan, direk olmadan, işte arkada düşük bir rüzgara karşı giderken motor olmadan tekne olur mu diyorsun? Biz de diyoruz ki gel bin de bak yelken var mı, motor var mı, direk var mı? Yani bu söylediklerin hepsi var. Ama bunu sana bizim anlatmamız için gelip senin de yaşaman lazım. Yani zaten mentor effect dediğimiz şeyle bu olan şeyleri paylaşabilmek. Yani mesela Ömer'in yaptığı şeyde büyük bir ihtimalle mentörlüğünü yaparken işte onun bir kanvası da vardır, iş modeli de vardır, bilmem ne. Çünkü adam kilometre yapmış, 100 kere yapmış. Ya şöyle oluyor diyor, oradan Otto ile seçimlerimizden birinde işte bir business model kanvasından konuştuk evvel Murat bir şeyden. Murat biliyorum ben onları dedi, okudum dedi zaten. Haşırışık oldu diye ben de bıraktım. Sonra baktım ikinci seçine hiçbir şeyle yapmadan gelmiş ya da biliyor ama o başka bir şeyle bir problemleri var. Sonra gel bir gün oturalım dedim onlar ekibiyle. Oturup yapınca şöyle bir gelindirim aldım. Bu çok önemli. Onun için paylaşıyorum. Ya şey bilmek, okumak başka bir şey. Onu kullanmak başka bir şey. Beraber kullandığımızda ha dedim ben şimdi bunu bir yani bütünsel bir şeye benzettim ve hakikaten işime yarayacak bu benim dedi. Yani okumuş ama o size okuduğunuz zaman öğretmiyor. Öğretmiyor, yani. Yapmak öğretecek bir şey yok çünkü. Ancak onu yaparsan ve bisiklete binecek bir şey var. Yani bisiklete binmen, düşmen, kalkman falan gibi bir şey bu. No much is nothing without thinking. Evet. Yani şimdi burada hepimizin önünde olan şey, benim önümdeki de sizinki farklı değil. Ben hep böyle anlattım iş hayatımı. Beyaz pantolon giyiyorsun. Hedefin yeşile boyanmak, pantolonu yeşil yapmak. Ormana gidiyorsun, çalılara, çalılara sürte sürte, işte kilometre yapmak, işte 30 gün dolaştıktan sonra geliyorsun, aa sen diyorlar yeşil pantolon mu giymişsin? Yani bu iş böyle, gidiyorsun işte Otto'ya 30 kere aynı lafı anlatıyorsun. O işte paça biraz yeşermeye başlıyor. İşte öbür tarafta 22 kere aynı şeyi anlatıyor. Öbür taraf biraz yeşeriyor. Bir bakıyorsun işte bir sene sonra işte Kadir kaç sene? 4 sene oldu. Hala yeşeremedi pantolon. Bir de ben çok uzun yıllar şey yaptım. IT sektöründe eğitmenlik yaptım. Microsoft, Cisco, HP, Compaq. Aklınıza ne geliyorsa hepsinin eğitmenliğini yaptım ben. Ve Certified. Yani Amerikalı YouTube. Ve söylediğim şey vardı. Ben en fazla bir şeyi anlatırken öğreniyorum. Bir şey anlatmaya çalıştığın zaman öğreniyorsun. Bir şey okuduğun zaman hiçbir şey öğrenmiyorsun. Bir şey yapmaya çalıştığın zaman öğrenir gibi oluyorsun ama anlatmaya çalıştığın zaman gerçekten öğreniyorsun. Çünkü ifade etmek en zor şey. İşte anlatmak için onun için step şey. Önce tüket, content içeriği tüket önce, sonra uygula, sonra anlatmaya çalış. Dolayısıyla size çizmeye çalıştığımız yol da bu tamam. Evet, son 5 dakikamız yapalım. Ha. Ben çok yararlı, çok teşekkür ederim. Bundan sonra sizinle ilgili bir şey de olacak mı? Patron orada. O ayrı bir sebebi. Yani son bundan sonra işte bu eğitimler devam ediyor. Sizle iletişimimiz devam ediyor. Yani burada sizin bizle beraber, yani mesela 16 Aralık'ta Kayseri'deyiz. İsteyeniniz gelsin ve katılım, ya aktif katılımda bulunsun. İsteyen işte hangi konuda bir şeyi lead etmek istiyorsa bize söylesin, ona göre takım oluşturalım. Girişimci mentorluğunda aktif bir şeyler yapmaya başlamak isteyen varsa ona göre onları mesela aktif girişimci mentörlük seanslarını almaya başladık. Yani kısacası
bu bizim kendi şeyimizde. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yani işte MVP, eğitimler vesaire hepsi devam ediyor. Ama sizlerin de dürtmeleriyle ve katılımlarıyla şekil değiştirebiliriz. Aslında burada bir takvim de var. Yani Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta ne olacak, hangi süreçlerde mesleğler var, sunumda var. Ama yani ben şimdi bunlara biraz farklı yaklaşmıyorum. Yani şimdi bu bizim ajandamız. Bizim ajandamızla bu iş yürümez. Yani sizin de ajandanız olması lazım. Yani siz, biz çağırdığımızda gelip dinleyip sonra gidip bir daha çağırdığımızda geliyorsanız bu iş yürümez yani. Bizim görüşmeler sürecek değil mi? Yani tabii, devam edeceğini anlıyorum. Otto falan sürecek bizimkiler. Sürecek. Yenileri de başlayabilir. İşte bunlara ara ürün olarak biz yayıyoruz. Biz sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ama benim söylemek istediğim, yani Tanrı yağmur yağdırsın diye beklemeyin. Ben şunu kastettim, sizin hiç derinizi slaçtan öyle bir kesket bir şey var. Yani, adım olur. Yani, veya bu evet, başka türlü de vardı. Mentor ve değişimci diye yatay bir şey vardı. Neyse, aynı şey. Ya bu bunun şu anda biz neresindeyiz? Bundan sonra ne var? Ben o anlamda şey yapıyorum. Kusura bakmayın, ben de mühendis öğretmişim. Biraz sürekli bu sürekli repeat eden bir şey. Tamam. Yani siz bunun neresindesiniz? Şu anda benim bildiğim kadarıyla Ömer'in takımındasınız. Evet. Paymes takımındasınız. Şimdi bu zaman içinde repeat edecek. Paymes mesela ne zaman sizden mezun olur bilmiyorum. Ama Paymes mezun olana kadar mesela o sarıları yapacaksınız. Altındaki siyahları yapacaksınız. Ben de öyle söyleyeyim o zaman. Daha beni işte olacak. Peki. Biz bunu son tarihinde size paylaşalım. Materyalini de paylaşıyorum. Tamam. O zaman sorular bittiyse network'in. Son bir soru. Startup dünyasına hizmet etmeden startup dünyasını sevmek mümkün değil.